Gül Kokulu Mutfaklara hoş geldiniz. Bugün sizler için kupta kadayıflı muhallebi yapacağız. Bunun için 250 gram kıymış olduğumuz kadayıflarımızı tavamızın içerisine alıyoruz ve üzerine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağı kadayıflarımızın çok daha güzel bir renk almasını sağlayacaktır. Kısık ateşte karıştırarak kadayıflarımızın altın sarısı renge dönmesini sağlıyoruz. Bu esnada karıştırmayı hiç bırakmıyoruz ve ocağımızın altını kesinlikle açmıyoruz. Aksi takdirde bu güzel rengi elde edemeyiz. Kadayıflarımız istediğimiz renge geldikten sonra üzerine arzu edersek eğer 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Normalde ben hiç ilave etmiyordum. Ancak bunu misafirlerime yaptığım için 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ettim. 1 su bardağı kadar üzerine iri dövülmüş cevizimizi de ekliyoruz. Ve kavurma işlemine devam ediyoruz. Bu kavurma işlemimiz çok uzun sürmeyecek. Yaklaşık 3-4 dakika yeterli. Dilerseniz hiç şeker de ilave etmeyebilirsiniz. Ya da şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Kavurum işleminin ardından kadayıflarımı soğumaya bırakıyoruz. Ve diğer tarafta muhallebimizi hazırlıyoruz. Bunun için 3 tepeleme yemek kaşığı unumuzu tenceremizin içerisine alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Litre sütümüzü ekledikten sonra tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırarak ocağımıza alıyoruz. Koyulaşıncaya dek karıştırma işlemine devam ediyoruz. Karışımımız koyulaşıp muhallebi kıvamını aldıktan sonra muhallebimizi ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bu esnada gidip gelip ara ara karıştırıyoruz ki muhallebimiz kabuk tutmasın. Daha sonra rahatça çırpabilmek amacıyla geniş bir kabın içerisine alıyoruz. Soğuyan muhallebimizin üzerine 1 paket toz şantimizi ilave ediyoruz. Ve mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika kadar güzelce çırpıyoruz. Soğuyan kadayıfımızı ve soğuyan muhallebimizi kuplarımıza paylaştırıyoruz. Buradaki püf nokta kadayıflarınızın çıtırlığının kaybolmasını istemiyorsanız kadayıflarınızın soğuduğundan emin olmanız gerekiyor. Aynı şekilde muhallebinizin de çok soğuk olması gerekiyor. Kadayıflarımızı eşit bir şekilde kuplarımıza paylaştırdıktan sonra muhallebimizi de aynı şekilde kuplarımıza paylaştırıyoruz. Muhallebimiz durdukça yoğunlaşacak ve dondurma kıvamını alacaktır. Muhallebimizi de koyduktan sonra geriye kalan kadayıflarımızı muhallebimizin üzerine pay ediyoruz. Benim bu ölçülerde yaklaşık 10 adet kupum oldu. Siz dilediğiniz kuplara yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Yine bu tarifi borcamada direkt yapıp dilim dilim
keserek servis edebilirsiniz. Muhallebinin kıvamını daha yakından görebilmeniz açısından yakın çekim ile de göstermek istedim. Durdukça dondurma kıvamına gelecektir. Üzerini kalp çikolatalarıyla süsleyerek servis ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tam dondurma kıvamında çıtır çıtır kadayıflı muhallebimiz hazır. Gönüllü rahatlığıyla yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.